Evet. Bugün yine güzel bir konu var. Arkadaşlar sormuşlar. Şöyle diyorlar. Kara deliklerde yatay ve dikey fotonlar, foton kuşakları oluşturuyor. Galaksi merkezindeki kara delikten oluşan foton kuşağında gezegenimiz girecek mi? Bu foton kuşağı meselesi çok acayip bir mesele bu. Önümüzdeki geçtiğimiz yıllarda ortaya atıldı. Hatta herkes yeni bir dönem başlıyor diye Şirince'ye gitti. Orada festival falan düzenlediler. Sonra bir şey olmadı. Yani şöyle bir şey var, teori var. Bunu Maya takvimini inceleyen yabancı bazı bilim kurgu yazarları diyelim ortaya attılar. Artık kitapları çok satılsın diye mi böyle bir şey ortaya attılar? Yoksa gerçekten araştırdılar, buldular eski ezoterik Maya bilgilerinde veya işte Orta Amerika toplumların bilgilerinde böyle bir şey buldular da onu mu söylüyorlar? Çünkü modern astronomide ne bizim Türk astronomlarında ne de yabancı astronomlarda böyle dünyanın foton kuşağı içine gireceğine ait bir şey göremiyorlar, belirti göremiyorlar. Böyle bir şey açıklama yok henüz. Bu olay ben tahmin ediyorum hem bazı yazarların kitaplarını satmalar ama alttan alta da başka bir fikir. Yani buraya girerse insanın genetik yapısında değişimi olacak. İşte insan yeni bir kuşak, bir sıçrama yapacak. Birçok spiritüel yeteneği artacak falan. Bu gide gide en sonunda reenkarnasyon sistemine bağlanıyor. Ve oradan da pagan bir sisteme, yani kainatın kendisi tanrıdır şeklindeki bir ana fikre bağlanıyor ki ben bunu biraz zorlama olarak görüyorum. Yani bu fikri alttan alta empoze etmek için oluşturulmuş bir hayali bir sistem olarak görüyorum. Şimdi bunun olup olmayacağını anlayalım. Buradaki arkadaşımız bunu herhalde internetten falan araştırarak soruyor. Evet, galaksimizin merkezinde merkezi çok büyük bir kara delik var. Ve kara deliklerde madde yutarken, yoğun madde yutarken her şeyi çektiği önce anlaşılıyordu. Hatta ışık bile kaçamaz deniliyordu ama Hawking en son bir kara delik radyasyonu diye bir şey keşfetti ve buradan bir miktar madde kaçtığını ve bu maddenin çok şiddetli bir radyasyon şeklinde uzaya yayıldığını ve bir kuşak oluşturduğunu söyledi. Hatta buradan aslında bu teoriyi içten içe oluşturmaya çalışanların amaçlarının tersine bir sonuç çıktığında söyledi. Şöyle, o da osilasyonik evren teorisidir. Burada sonsuz bir döngü olduğunu iddia ediyor bu reenkarnasyonu savunan sistemler. Diyorlar ki aslında bu kainat bir açılıyor, bir kapanıyor, bir açılıyor, bir kapanıyor. Büyük patlamayla bunun başlangıcı keşfedilmiş olsa da, dini kitaplarda da sonu geleceği anlatılmış olsa da aslında bu bir başlangıç ve son değildir. Bir dönemin başlangıcı, onun sonu, ondan sonra tekrar yeni bir dönem başlangıç oluyor. Burada sonsuzluk var. Aslında kainatın kendisi Tanrı'dır. Burada sonsuzluk var. Kainat sonsuzdur diye bir teori buluyorlar. Ama Hawking bu kara delik radyasyonunu keşfedince bunun olamayacağı da anlaşıldı. Çünkü neden? Kara delikler maddeyi yutarken işte böyle bir miktar enerji dışarıya bıraktıkları için, çok hızlı fırlattıkları için. Burada dedi ki Hawking, bu kainatın ana kara deliğinde aynı şey olur. Ve buradan hep bir miktar madde dışarıda kalır. Yani kainat tekrar kapanırken bir miktar maddeyi dışarıda bırakmak zorundadır. Ve bu tekrar açılmasını zorlaştırır. Giderek hiç açılamaz. Yani sonsuz bir döngü olmaz dedi. Bu fon radyasyonu, kara delik pardon fon radyasyonu diyorum dilim alışmış. Kara delik radyasyonu bunu bu şekilde kainatı artık açılıp kapanamayacak hale getir dedi. Ve osilasyonik evren teorisi geçersizdir dedi. Şimdi aslında burada öyle bir şey yapıyorlar ki temeli osilasyonik evren teorisine dayanan bir şeyle hiç onu reddeden bir şeyi birleştirerek sanki böyle bir yeni bir şey oluşum varmış gibi ortaya sürüyorlar. Ben bunun pek tutarlı olmadığını düşünüyorum. Şimdi buradan eğer bizim galaksimizde bir ana kara delik madde yutarken böyle dikey yönde, tabii o maddeyi böyle yatay şekilde yutuyor ama dikey yönde de bir fon sıçraması oluyor. Bu fon radyasyon.
Çok kuvvetli bir radyasyon. Yani onun yakınlarında olanları zaten yok eder. Gezegen falan bir şey bırakmaz yani. Güneş sistemini bile dağıtır. Ama şimdi çok uzaktaysa, dünya uzak kollardan bir tanesinde, tamam diyelim ki öyle bir alan oluşturdu ve orada bir fon alanı var. Yani bu fonda dünya içine girecek bunun. 2000 yıl falan kalacağı söyleniyor burada. İşte orada çok büyük sıçrama olacak deniyor. İnsan evriminde genetik yapılar değişecek falan deniyor. Şimdi böyle bir şey olacaksa bu aslında bizim galaksimizden böyle bir şeyi bizim astronomlarımız, Türk astronomları olsun, yabancı diğer astronomlar olsun tespit ediyor olmaları lazım. Onun hangi bölgeye doğru çıktığını tespit ediyor olmaları lazım ve dikey çıktığına göre bizim galakside yatay olduğuna göre, bütün yıldızlar yatayda döndüğüne göre, buradan aşağıya da inse, yukarıya da aşağı inmesi mümkün değil de zaten yukarıya doğru çıkar. Yukarıya doğru dikey yönde bir fon kuşağı varsa, o fon kuşağının, yani foton kuşağı varsa, o foton kuşağının içinden dünyanın geçmesi diye bir şey söz konusu olamaz. Çünkü o dikey olarak çıkıyor. Bizim galaksilerimize yatay olarak dönüyor veya gezegenler, işte güneş sistemleri yatay olarak dönüyor galaksinin etrafında demektir. Şimdi o zaman o fon kuşağının içine girmek gibi bir şey de mümkün değil. Olamaz çünkü açıları tutmuyor. Girsek acaba böyle bir şey olur mu? Yani bizim genetik yapımızı değiştirecek böyle etkileri olur mu? Yani öyle bir şey olması lazım ki bu. Hem insanın mevcut yaşamını sonlandırmayacak ama genetik yapısına da etki edip genetik yapıyı da değiştirecek. Peki bu genetik yapıyı bozmayacağını nereden biliyoruz? Yani olumsuz mutasyonlar olursa o zaman insanlıktan bir şey ortada kalmayabilir. İnsan türünün veya bütün canlı türlerinin sonu gelebilir. Şimdi bunu acaba hangi kaynaklardan bulmuşlar? Böyle bir radyasyon fon kuşağı var ve dünya bunun içine girecek ve burada bu etki bu şekilde olacak diye nerede yazıyor bu? Ezoterik hiçbir bilgi de yok. Ben görmedim. Yani Kur'an-ı Kerim'de yok, Tevrat'ta yok, diğer mitolojilerde yok. Bu herhalde Maya mitolojisinde var diye uydurulmuş ve böyle bir şey söylenmiş. Bunun bu mutasyonları olumlu yönde yapacağı ne malum? Yani insanı geliştirecek, altın çağ gelecek falan filan. Bunlar hepsi eski, ta Blavatsky'den gelen ezoterik anlatımlar. Orada bile bu kadar açıklıkla anlatılmıyor. Ama bunlar tutmuşlar, böyle bir şey bulmuşlar. Ben bunu pek tutarlı olduğunu düşünmüyorum. Şimdi kara delikler aslında evreni delen, yani gökyüzünü, uzayı delen yıldızlar. Ve bunlar, evet, galaksimizin merkezinde bir kara delik var ve orada çok büyük bir çekim alanı var ve orada yıldızları içine çekiyor. Ve yoğun bir çekim var. Oradan, evet, bir foton kuşağı çıkabilir. Ama işte o foton kuşağı dikey çıktığı için, orada da yıldız sistemleri olmadığı için, onun çıkışı istikametinde olmadığı için böyle bir foton kuşağının içine girmemiz bir şey söz konusu değil bence. Yani bunu biraz zorlama bulduğumu söylüyorum. Ama bu kara deliklerle ilgili bilgiler iyi özümsenmesi lazım. Aslında bu foton kuşağı denilen olay onların söylediği gibi bir olay değil. Bu tamamen Hawking'in bilimsel olarak ortaya koyduğu gibi osilasyonik evren teorisinin de olamayacağını kanıtlayan bir olaydır. Bunu bu şekilde söylemiş olayım.